Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. C Sharp ile 2. yüz derslik video serimizin 56. dersini gerçekleştireceğiz bugün. Şimdi bir tık daha ileri başlıklar artık yavaş yavaş değineceğimizi Facebook grubumuz C Sharp dersleri üzerinden duyurmuştuk. Artık onların ilkine gerçekleştirerek derslerimize kaldığımız yerden devam edelim. YOLO'dan bahsedeceğiz bu derste. Alturos YOLO Real Time Object Detection olarak bir e, açıklamayla karşımıza geliyor. Gerçek zamanlı nesne algılama ya da nesne e, tanımlama gibi anlamı olan algılama bir tık daha sanırım daha doğru bir çeviri olacak. E, Açılımda You Only Look Once kelimelerinin baş harflerinden oluşan ee, bir nesne tanımlama kütüphanesi olarak paket olarak ekleyeceğiz. Bir nesne tanımlama kütüphanesi diyebiliriz. Yapay zeka <laughs> temellerini oluşturan bir başlık. Makine öğrenmesi altyapısıyla çalışıyor. Machine learning altyapısıyla çalışıyor. Bizim mesela şurada örnek bir fotoğraf var. İşte örneğin burada şöyle bir fotoğraf vermiş. Diyor ki bu fotoğraf içerisinde bir tane köpek var, bir tane bisiklet var ve arkada da bir tane kamyonet gibi bir araç olduğunu söylüyor. Şimdi bizde de yine nesnelerin ne olduğunu göreceğiz ama. Bunları çerçeve içerisine almayacağız da yapacağımız örnekte muhtemelen o da vardır çerçeve içerisine alma da vardır bununla ilgili de yine Amazon'un açık kaynak olarak paylaştığı bir web servis vardı e, nesnelerin görüntü işlemesi işte IOT vesaire. onlar üzerine onlar da incelenebilir bu noktada da e, video bazında Türkçe kaynak bir tık az gibi ama bu noktada video bazında Türkçe kaynağın daha çok olmasını isterim. Eğer bu noktada bilginiz varsa lütfen video bazında eğitim kaynağı oluşturup YouTube gibi platformlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi e, paket olarak ekleyeceğiz bunu ister şuradan işte Nuget'in kendi web sitesinden isterseniz de proje üzerinden ekleyebilirsiniz. Şöyle açtım ben. Boş bir c -Sharp projesi oluşturduk. c -Sharp form üzerinde göstereceğim örneğimizi. Şöyle ki Visual Studio. Ben şöyle form ekranını biraz sağa doğru taşıdım. Buradan gidelim. Şimdi ben projeme iki tane buton ekleyeceğim. Bu bir, bu iki. Ondan sonra bir tane e, PictureBox ekleyeceğim ve bir tane de şöyle Data Grid view ekleyeceğim. Bu şekilde araç kutumu Şöyle kapatabilirim artık Şimdi arkadaşlar iki tane butonum var Ben bu butonları biraz büyüteceğim Şöyle şu şekilde biraz sağa doğru aldık Bu butonlardan birincisi fotoğraf seç olsun Birinci butonumuz bize fotoğraf seç seçsin İkincisi de çözümlü olsun Yani o detect işlemini gerçekleştirecek Altros yolunun açıklamasında da ne vardı En üstte gittiğimiz zaman Real time object detection Bu detection işlemini ikinci butonumuz gerçekleştirecek Alt kısımda bir tane bizim neyimiz var? Picture Box'ımız var. Şu Picture Box'ı biraz büyüttüm, üstündeki ikona tıkladım. Size moduna stretch yapıyorum. Buraya da fotoğrafımızı çekeceğiz. Daha sonra şu an sürükleyip şöyle boyutunu büyüttüğüm Data Grid Weave'imize de buna da çözümleme işlemini gerçekleştirip değerlerimizi yazacağız. Şöyle biraz daha şöyle sağ alırsak. Tamamdır, bu şekilde gerçekleştirdik. Şimdi çözümleme işlemi de Data Grid Weave'e yapacağız. Önce bir fotoğraf seçelim. Ondan sonra kütüphanemizi ekleyerek işlemlerimize ne yapalım? Başlayalım. Şimdi butonumuza çift tıkladık. Şuraya bir tane open file dialog deyip open file dialogdan işte seç isimli bir nesne türettim. Daha sonra eğer seç nokta nokta show dialog show dialog eğer seç nokta show dialog eşit işte, eşitse dialog result nokta okey süslü parantezimi açtım. PictureBox 1 nokta image eşittir. E, ne olacak? Image nokta from file parantez içerisinde seçten gelen file name yani dosya adı. Şimdi bir bakalım önce birinci butona bastığımız zaman fotoğrafı picture box'a taşıyabiliyor muyuz? Şöyle ki fotoğraf seçe. Tıkladım buradan. Masa üstüne geliyorum. geldi Masa üstüne mesela ben şöyle bir tane alt resmi var. Bunu seçtim. Şu an çözümle işe yaramıyor. Veya başka bir tane fotoğraf seçelim. Bir tane köpek var burada. İkisi de gayet başarılı bir şekilde istediğim formatta geldi. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şunu yapacağız. Yolaya ait kütüphaneleri paketleri projemiz içerisine ekleyeceğiz. Projemiz üzerinde. Sağ tuş yapıyorum. Şuradan Manage Nuget Package var. Paketleri yönet kısmı. Buradan Göz at kısmı browse alanı içerisinde Search edeceğiz ee, Ne diyelim mesela buna Altros şöyle altros dedim ben de çıktı Altros dedim iki tane indireceğim ee, Paket var bunlardan birincisi Şu ikincisi de hemen altındaki Zaten bu en çok indirilen Şuradan görürsünüz hanginiz, hangilerini <laughs> indirmeniz gerektiğini ve Bir de şurada altta bulunan Yolo e, v2 Tinywalk data yazan Paketi de Bunu da ekledik tamamdır. Şimdi kapattım nugget'i. Bunu ekledikten sonra şurada bir takım açıklamalar var. bir de bir de örnek bir kod bloğu vermiş. Bu kod bloğu zaten bizim projemiz içerisinde kullanacağımız kod bloğu olacak. Küçük bir iki değişiklikle işlemimizi gerçekleştireceğiz. Ben bunu kopyalıyorum. Bakın şimdi şurada işte e, türü var. Confidence hani güven oranı sıfıra yaklaştıkça o nesnenin olduğu düşük ihtimal bire yaklaştıkça yüksek ihtimal yani hani yüzdelik dilimi gibi düşünebilirsiniz yüzde sıfırdan yüzde yüze kadar x koordinatında ve y koordinatındaki değerleri yani x'te kaçtan başlıyor y'de kaçtan başlıyor ve bir de yani şey kutu değeri olarak bir de genişlik ve yükseklik değerleri. Şimdi. Datagrid'in üstündeki ikona tıklıyorum şurada datagrid'e yeni bir tane veri kaynağı ekleyeceğim daha önce hiç şurayı kullanmamış arkadaşlar olabilir bu kez database değil objek olarak yani nesne olarak ekleyeceğiz buraya datagrid'in sütunlarını altros yolo e, alanı içerisinde model içerisinde şuradan yolu item'ı seçtim finish dediğim zaman bakın az önce o kod bloğundaki alanların tamamı bu şekilde buraya gelmiş oldu burada da herhangi bir problem Yok. Şimdi çözümle butonuna çift tıklıyorum. Çift tıkladıktan sonra buraya az önce e, kopyalamış olduğum kodumu yapıştırdım. Bu şekilde zaten burada e, bir iki tane komut var. İşte ne var? Mesela e, configuration detect detector var. Hani yapılandırma algılayıcısı, yapılandırma tanımlayıcısı gibi. Komutlar. E, Bunlar zaten kendisi bana hazır olarak. Biraz daha böyle hazır şablon üzerinden gideceğiz ama ilerleyen derslerde bunun üstüne biraz daha gidiyor. Olacağım. Configuration Detector'ı tanımlamadı. Neden? Çünkü bunun sınıfı yok diyor. Using Altros Yolo ile beraber kullanman gerekiyor diyor. Senin bunu tamam. Bunu Altros Yolo ile beraber kullan. Bu şekilde işlemi gerçekleştirdim. Şimdi items'taki değeri buraya attı ama ben öyle yapmayacağım. Birazcık değiştireceğim. Şöyle ki buraya bir tane Memory Stream e, sınıfından nesne türetip oradan ilerleteceğiz nasıl yapalım şu kalabilir mi kalabilir ya da şunu şöyle yapalım ben bunu kestim şunu en alta yapıştırdım şimdi şöyle şuraya using İsterseniz yukarıda da tanımlayabilirsiniz. Kendi şeyde e, dersin başında söylemiş miydim? GitHub'da bununla ilgili paylaşılan bir örnek var. O örnek üzerinden e, geliştirmeyi yapıyorum. O örneğin Mink'in de yine videonun açıklama kısmına koyuyor olacağım. Onu da inceleyebilirsiniz. MemoryStream diye bir sınıfımız var. Bizim sistem I.O ile beraber mi kullanılıyordu? Bu da yanılmıyorsam bir bakayım. Yanılıyor olabilirim. Using UsingSystem.io MemoryStream buraya ait olması gerekiyor. Memo memory ha memory stream ms işte new memory stream memory sınıf s, e, stream sınıfından ms isminde bir tane nesne türettik alta indik ondan sonra şunu şöyle yapıştıralım ondan sonra ne demem gerekiyordu benim e, items'ı göndermeden önce şunu demem gerekiyor picturebox 1.image bir nokta image picture resmi kaydet nasıl kaydedeceğim memori memory stream'den gelen değeri ya dosya için hafıza aldığın değeri nasıl kaydedecek? PNG olarak. PNG çıkmadı. Neden? Çünkü Using System Driving olması gerekiyor. Bu da Using System Driving dedim. Eksik olabilir. Bir bakayım neyle beraber kullanıyormuş bu. Üstündeki ikona getirmedi beni. Neydi bunun referansı? Şöyle hatırladım burası e, imaging olacak burası da Parametrelerine geldiğim zaman şöyle e, save izin hatta şöyle parantez için yeniden yazalım parantezimi Hatta şöyle yapayım Save dedim ondan sonra parantezimi açtım Önce file name'i gir diyor ms dedim sonra virgül virgülden sonra image formatı Image Image format Nokta Png Png olarak bunu da ne yapsın burada tutsun. Ondan sonra değeri e, var items yellow wrapper detect bunu çöz ama ne olarak çöz? Array olarak çöz ki şeye gönderelim. Data grid'e gönderelim. Ms .to array ve son olarak yolo e, items bound muydu? Aynen. items bound nokta ne olacaktı? Buradan bir bakayım hemen. Bunun veri kaynağında data source olabilir mi? Evet data source'u eşittir. Items'dan gelen değer tamamdır. Bu şekilde çalışması gerekiyor. Şimdi çalıştıralım. Açacağım bu başlığı. İlerleyen derslerde inşallah devam gelecek bu serinin. Mesela şurada işte kendi verdiği örnekle başlayalım. Kuşlara tıkladım. Hata verdi. Ne diyor? Only 64 bit process supported. Ya sadece 64 biti destekliyor diyor. Tamam o zaman şöyle yapalım. Proje üzerine sağ tuş özelliklere gittim. Şuradan bu yıl alanına geldim. E, 64'te çalıştırsın. Kaydettim bunu. Tekrar start diyorum. Start dedikten sonra 86'yı desteklemiyor. Yani 30 de desteklemiyor. E, yeniden kuşu seçtim. Şöyle ördekler bunlar. Bakın çözümle dedim. Bakın bu şekilde ne yaptı? 0.56 güven oranıyla ve diğeri de 0.55 güven oranıyla bunların birer kuş olduğunu söylüyor. Ördek ama kuş olarak geçiyor. İşte birisi X'e 425'e Y'de 304'de diğeri 598'e 169'da. Genişlikleri birbirinin epey yakın. Yükseklikleri biraz daha farklı olan iki değer. Başka bir fotoğraf seçelim. Mesela e, şunu seçtim. Kar. Bu da kendi eee Github'daki örnek üzerinde olan. Diğerlerini de kendim buldum. Şöyle ki 3 tane araba var diyor. Bunlardan birincisi 0.94 ikincisi 0.92 oranla yani %94 ya da %92 oranla. Araba üçüncüsünde %62 oranla olduğunu düşünebilirsiniz. Biraz da yüzde olarak okuyorum. Zaten kendisi açıklamada ne diyordu? 0 ile 1 arasında. 0 low en düşük 1 de en yüksek şeklinde. Olduğunu söylüyor. İşte x koordinatına 132, 772, 34 y koordinatına 212, 234 ve 236. 212 en solda 234 biraz daha sağda 236 daha sağda şeklinde olduğunu e, muhtemelen o şekildedir. Yine yani şeyde hani bizim koordinat değerleri vardı ya oradan alıyordur. Başka ne var? Mesela şurada bakayım atı bulabilecek mi? Çözümle dedim. Horse dedi. %95 ihtimalle bunun bir at olduğunu söyledi. %95 ihtimalle bu bir at dedi. Sonra başka ne varmış burada? Şöyle bir fotoğraf var. Çözümle dedim. Eee %72, %70 ve %22 ihtimalle fotoğraflarda kişiler var dedi ve %79 ihtimalle fotoğrafta bir bisiklet olduğunu söyledi. Doğru. Başka bir de ne vardı? Bir de şu vardı. Şu fotoğraf. Bunu da çözümle diyelim. %59 ihtimalle dog olarak getirdi. %59 ihtimalle bunun bir köpek olduğunu bana söylemiş oldu. ya Temel yapı böyle. Birazcık e, araştırmanız gerekiyor. Türkçe kaynak e, biraz az kalıyor bu noktada ama İngilizce olarak hazırlanmış güzel kaynaklar var. Türkçe olarak da özellikle bloglarda yazılmış çok güzel yazılar var. Onları da takip edebilirsiniz. Bu noktada GitHub'da paylaşılmış projeler de mevcut. Onları da izleyip inceleyebilirsiniz. Bu burada kalmayacak. Devamı gelecek. E, bu hem görüntü işleme bu şeylere de değinmeyi düşünüyorum. OpenCV'ye vesaire OCR'a e, benzeri sistemlere de değinmeyi düşünüyorum bu noktada. Böyle bu tarz başlıklarda inşallah ilerliyor olacağız. Kendinize çok iyi bakın. 20 Mart 2019 tarihler 56. dersimizde geride bıraktık. Bir sonraki derste 57. derste yine bu tarz bir başlıkla bu tarz bir konuyla kaldığımız yerden inşallah devam ediyor olacağız. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar. Hoşçakalın.